Euro Truck Simulator 2'den herkese merhaba arkadaşlar. Seyahatlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi en son Tok T10X aracımız vardı. Simsiyah falan bir aracımız, bakın şöyle 06 TC aracımız yakıyor. Çok güzel. Şu an İstanbul'dayız. İstanbul Alibeyköy taraflarındayız. Bugün İzmir'e bir uzun yolumuz olacak. Şöyle size göstereyim. Bakın 770 kilometrelik İstanbul'dan İzmir'e kadar uzunca bir yolumuz var. Çok tatlı bir yolumuz olacak. Şöyle yavaştan yavaştan yolumuza koyalım bakalım. Haritamızı da açalım. Şu an İstanbul'un içindeyiz. Buradan İzmir'e doğru yola koyuluyoruz. Haydi bakalım. Siz de o arada beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın. Çayınızı kahvenizi alın. Yolların keyfini çıkartın arkadaşlar. Var mı gelen giden? Yok, tamamdır. Soldan arkalım bakalım. Bu bölümde arkadaşlar çok fazla hızlı gitmeyeceğiz. Geçenki bölümde Ankara'ya giderken hızlı gittik. Arabayla başımıza gelmeyen kalmadı. Taklama attık, neler yaptık arkadaşlar. Bir sürü şey oldu. Bugün böyle sakin, böyle yolunu bulduğumuz zaman basarız. Bazen böyle virajda yanlarız falan filan, bakarız. Yani yoluna göre akarız yani. Çok fazla abartmayız. Tekirdağ tabelası var bakın, orada gördüğünüz gibi. Biz şimdi şuradan yavaştan akalım. Hatta hız sabitleyici açarız, adaptifi. Yolda ayarlarız yani. Kardeşim sen buraya atlayacak mısın? Atlayacakmış gibi geliyor ama biz şöyle koyalım bakalım, atlamaz herhalde. Balkan Trans mı diyorlar, o ne lan öyle, nasıl otobüs lan öyle. Herkes önümüze atlıyor ya oyunda. Bizim arabayı gören arkadaşlar bizim arabanın önüne atlıyor, anlamadım yani. Nasıl işte. Hadımköy tabelası diyor, bak biz şuradan sağdan açacağız, bak köfteci falan var orada. Burası oyunun orijinal İstanbul haritası. Şimdi birazdan moda geçeceğiz. Bir noktadan sonra modla alakalı, kurduğum modla. PGS'miz falan, bakın her şeyimiz var. Adamlar güzel yapmış yani. Biz şuradan gidelim ya. Orası kalabalık. Zaten otomatik geçiş. Yol nereden? Ananı satayım, ananı satayım. Az daha patlıyorduk ha, şu haritaya bakalım derken. Yol arkadaşlar sağdan Avcılar tarafından veriyor bize, tamamdır. Oğlum sen de ne? Başlayacağım ya. Sen de ne yapıyorsun lan? Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Seninle mi uğraşacağız be? Araçla yavaş gitmeye çalışıyoruz ama arkadaşlar araba biraz hızlı. Dokunuyorsun böyle yarım gaz direkt 200'e fırlıyor. Anlamıyorsun bile nasıl çıktığını. Aracın içi falan bayağı bir güzel duruyor. Bununla bir uzun yol videomuz, yani gece uzun yol videomuz olacak. Bir gece sürüşü yaparız bununla. İçi falan çok tatlı duruyor çünkü. Bayağı bir güzel olacağını düşünüyorum. Yolumuz da bayağı bir uzun ya, 760 km. Duruma göre basarız işte. Bak ağır da çok da yavaş gitmiyor. 160-170. Yoluna vursak yapıştırırız. Sağdan akacağız biz. Her zamanki gibi. Aksaray tabelası falan var, baksanıza şu sağdan Ankara'ya doğru gidiyor. Biz ilk önce Ankara istikametinden gideceğiz. Sonra herhalde bir yerde ayrılacağız. İlk önce şu Ankara tabelasını takip edelim. Bak Başakşehir tarafı falan gidiyor orası. Virajı falan fena değil ya, bak giriyor. 80-90 giriyoruz yani. Bak şöyle zorluyor, fena değil. Ama işte çukurlarda çok fazla atıyor. Yani öyle bir problem var. Bu sadece bu araçla ilgili değil, birçok modda bu problem var arkadaşlar. Tesla mı ne kullanmıştım, bak onda yoktu. O modu güzel yapmışlardı. Çukurda falan fırlatmıyordu. Çok az modda var o durum, yani çukurda fırlamama durumu. Şöyle bir mesela çizik bir şeyden geçiyorsun çukurda, araba sağa sola bir yere fırlıyor. Otogar diyor lan, şuradan otogara gidiyor. Biz ama şu önümüze fırlar mı lan, git dur frene basayım. Bak anladım. Bak anladım çünkü geçenki bölümde arkadaşlar biliyorsunuz şey oldu. Orada bize kamyon çarptı. Aynı yerde aynı şey yapacaklarını anladım. Hayvan gibi fırlıyorlar sağdan. Demek ki arkadaşlar biz burada oynarken buna dikkat etmemiz lazım. İşte Türkiye haritasında oynarken. Adamlar harbiden tam Türkiye simülasyonu yapmış ya. Bak orada fırlayacağını anladım. Arabayı kurtardık ya. Hasarımız yok değil mi? Sıfır. Aynen. Tertemiz.
Ulan gene mi gişe be kardeşim be? Benzin hızı falan var değil mi? Bak şu sarı çizgilerden geçerken bir arabayı fırlatıyor arkadaşlar. Şuradan geçelim bakalım. Baksanıza polis falan var burada. Selamımızı verelim ya. Denetim yok ya, baksanıza. Şurada birileri var. Lan şu BMW yine mi geldi lan yanımıza? Burada çukur yok herhalde diye hatırlıyorum. Hatta burada bir köprümüz vardı. Şöyle bir yapıştıralım bakalım. Ama araba tırı mırı gördüğüm an frene, arkadaşlar frene basacağım. Girmiyor çünkü tırla beraber. Böyle açıktan almamız lazım yoksa girmiyor. 210 bak yüksek hızdayız yine. Şöyle bir limitlerde zorlayayım. Fena değil bak. Fena değil. Fena girmedik yani. Zaten yüksek bir araç arkadaşlar. Bunu hesaba katmak gerekiyor. Yani 180 ile falan giriyorsak çok iyi yani. Bayağı bir yüksek bir araba yani sonuçta jip bu. Şu an yarım gazla gidiyorum ha. Gaza basmıyorum yoldan fırlamasın diye. Şöyle bir yapıştırayım bakayım dip gaz. Şu köprüde bir son hızı görelim bakalım. 230. Vay vay vay. 233. 245'leri görüyordu diye hatırlıyorum sanki. Solda çekiyor araba biraz ama. 240 bak bayır yukarı 240'da çıkıyor araba. 242. Tamam gazı keselim. Şu yol sonunda çünkü arkadaşlar patlayabiliriz. Orada çukurlar vardı diye hatırlıyorum. Her yere çukur koymuşlar ya. Avrupa haritasında ne güzel arkadaşlar çukur mukur yoktu. Yapıştırıp gidiyorduk. Arabalar yoldan fırlamıyordu. Burada her yere çukur koymuşlar. 190'da gireyim mi? Vay vay vay. Bak bak kaya kaya giriyoruz. Girer mi? Tamam girdi, sıkıntı yok. Şurada tır var, yavaşlayayım. Orada patlayabiliriz. 160'da şöyle dur. 160'da bile sıkıntı çıkabilir. 150 ile tamam girdik, sıkıntı yok. Bak 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 arkadaşlar 170-180. Tam limitte şu an kayarak giriyorum. 600 bak 600 km yolumuz kalmış ha. Yavaş 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 tünellerde dikkat edelim. Çıkışta patlıyoruz sonra. Baksanıza arkadaşlar araba direkt kaya kaya dönüyor yani. Şöyle bir yapıştırayım bakayım şuradan. İstanbul Dudullu diyor bak şu an. Hala İstanbul'dan çıkmamışız da İstanbul Dudullu diyor. İstanbul'un içindeyiz yani şu anda. ...575 km de yolumuz kalmış. Yolu bayağı bitirdik ya. 700 küsürdü. 200 km gelmişiz yani. Hızlı geldik ama. Araç hiç belli etmiyor gitten ama biz hızlı gidiyoruz yani şu anda. 180'de falan giriyoruz arkadaşlar viraja. Oğuzlar öyle... Aa şurada benzin bitiyor. Bak şimdi girecektim ama saklı atardı araba orada. İleride var mı? İleride var mı? İleride de yok ki ya. Şuradan girelim arkadaşlar. Tersten girelim. Yapacak bir şey yok. Benzin bitiyor çünkü yolda kalırız. Şöyle girelim. Tamamdır. Hemen girip benzinimizi alıp çıkalım. Soldan akalım biz. Nerede kaldı lan bu benzinci? Ha şu sağ tarafta kaldı, tamam. Biz şuradan şöyle alalım. Oradan da döneriz. Ters geldik ama yapacak bir şey yok. Kardeşim sen şunu bir fulle bakayım. Bir 180 litre alır diye düşünüyorum. Şu an dipte zaten. O 220 litre aldı, tamamdır. Çok iyi. Bu bize epey bir eletir. Şöyle şuradan bir akalım artık. Güzergah geliyor mu lan araba oradan? Aa buradan da geliyormuş ha. İki de baktık. Gelen giden var mı? Var. Oğlum buralar çok kalabalık ya. Avrupa haritasına bak o kadar kalabalık değil de. Rahat sürüyorduk. Bizim Türkiye haritası bayağı bir kalabalık.
Şuradan soldan akalım biz, tamam artık. Şöyle yapıştıralım aşağı sağdan. Gene bir HGS. Gene HGS'den geçeceğiz. Yol çok güzel ya. 4-5 şerit çok güzel yapmışlar haritayı da. Şu araç yoldan fırlamasa çok tatlı olacakmış. Bu yolda var ya, farklı farklı bir sürü araç kullanırız. Çok güzel yani, yol harbiden çok tatlı. Bu yolda her türlü aracı deneriz yani. Bir sürü aracımız var. Tesla'yla falan da geliriz burada. Onunla bayağı bir keyifli olur. Allah Allah. Yırttık he. Hasar aldık mı lan? Yok lan, almadık. Vurmadık araba çünkü. Şu bak, o fırlayacak belli. Yapıştır bakayım. Zaten 3 şerit yol arkadaşlar. Bir şekilde döneriz yani. 200'e çıktık gene tekrardan. Gazı kestim. Şurada yol bitiyor. Biz sağdan akacağız. Şu dağdan girelim. Biz nereden gideceğiz lan? Üstten mi alttan? Lan oğlum nereden gideceğiz lan? Şuradan aynen. Allah. 485 km'de yol kalmış. Garip bir yere geldik ya bak. Gene farklı bir köprüden verdi. Şurada ne diyor? Yalova Bursa diyor. Ha tamam. Bursa tarafından gidiyoruz biz. Gene bir köprüden geçiyor. Şurada bir gene hız denemesi yaparız ya. Bak şurada fırlayacak yolda. Anladım. Çukur var çünkü. Ya o işte biraz sıkıntı ya, çukurlar falan. Bak polisler de çekmiş oraya arabayı. Bu köprü arkadaşlar gece çok güzel gözüküyor, biliyor musunuz? Hatta şöyle göstereyim size lan. 22. Heh şöyle göstereyim size. Gece nasıl arkadaşlar, baksanıza. Çok tatlı durmuyor mu? Araba da gece tatlı duruyor. Şimdi gece gidelim diyeceğim ama arkadaşlar gece bölümü farklı yapacağım. Bir tane bölümde full gece gideceğiz. Şimdi birazdan gündüze geçerim. Çünkü o gece bölümünü farklı bir tek bölümde yapacağım. Full gece yolculuğu yapacağız. Çok tatlı durmuyor mu ya? Araba da çok tatlı duruyor, köprü de. İçi nasıl acaba arabanın? Bak içi de çok tatlı duruyor. Yine 12'ye geçelim biz. Tamamdır. Haritamız nerede lan? Lan o değil lan, şu. Heh şuraya geçelim bakalım. Buradaki HGS sistemi çok iyi ya. Hiç beklemiyoruz, aynı direkt akıyoruz. Avrupa'da bazı yerlerde yoktu, full bekliyorduk orada. Yani bir de çok sıkıntılı oluyordu orası. Burada direkt akıyoruz arkadaşlar. Bomboş orası, sağdan ak. Yeri de belli. Yalnız İzmir yolu da çok güzelmiş ya. Burada yani biz farklı araçlarla burada bir daha geliriz İzmir'e. Çok güzel araçlarımız var çünkü. Döner mi? Hadi bakayım, 180-190. Haydi koçum. Tamamdır. Döner mi? 220 ile gidiyoruz ha, şu an az buz bir hız değil yani. Ha jiple dönüyoruz arkadaşlar, onu hesaba katın. 230-240 falan gidiyoruz neredeyse. Gazı kestim, şurada sıkışmayalım. Bak araba fırlayacak ha, fırlayacak. 220, hadi bakalım. Hadi be top. Utandırma bizi oğlum. Fırlama yoldan falan. Gazı kestim, orası çok kalabalık. Patlamayalım orada. Ya işte bak, o sorun var işte. Gördünüz mü arkadaşlar, araç sola çekti bir anda. İşte modlarda böyle problemler var. Allah'tan çok hasar almadık. %2. Sola çekiyor bir anda. Bir anda şöyle kendini sola çekiyor. Bak gene aynısını yaptı demin. Öyle sorunlar, problemler var yani biraz. Özellikle sola doğru dönerken dikkat etmek lazım. Sola doğru dönerken yapıyor onu. Sağdayken sıkıntı yok. Bayıra bile 230'da çıkıyor. Gerçi elektrikli olduğu için tork zaten çok yüksek. Bayır mayır aynı çıkar. Şurada var, çukur var. Bıraktım gazı. Fırlar çünkü bu araba. Gazı bıraktım. Biraz fren yapayım. Şuraya yavaş gireyim. Allah Allah. Lan tarlaya uçtuk lan.
Allah'tan var ya ucuz yırttık ha. Hasar aldık mı? Yok, %2. Anladım orada çünkü öyle bir sıkıntı çıkacağını. Neyse, Allah'tan hasar. Bak orada da çukur vardı. Oraya hızlı gitsek gene oradan da atardı. Neyse, ağırdan ağırdan gidelim artık ya. Bu arabayla arkadaşlar böyle 140, 150, 160 falan gideceksin aslında. Böyle sıkıntı yok. Biz biraz fazla hızlı gidiyoruz. 200'de falan gidiyoruz yani. O hızlar da biraz fazla yüksek hızlar. Zaten onun altyapısı kaldırmıyor. Bir de jip olunca mı? Araç sekince bir de daha da sıkıntı çıkıyor. ...150 km'de yolumuz kalmış ya. Yolu da bayağı bir bitirmişiz. Hızlı geldi çünkü. Lan şuraya da polis miyiz lan o? Lan ne garip yollar lan buralara böyle. Ama güzel akıyoruz ha. Balıkesir'e gelmişiz be. Vay be. Şu an Balıkesir'in içinden geçiyoruz bakın gördüğünüz gibi. Gene bir trafiğe takıldık ama ışığa takıldık gene. Şuradan şöyle devam edelim biz bakalım. Şu anda arkadaşlar bakın Balıkesir'in içinden geçiyoruz. Şöyle göstereyim size. Böyle bir yer yapmışlar yani. Normal standart bir şehir. Aşırı derecede bir abartısı yok. Ankara gibi değildi yani. Ankara'yı bir farklı model demişler. Biz geçelim ya, hiç beklemek. Yol boş zaten. Şuradan arabamızın içine geçelim. Bir sonraki yerim zaten büyük ihtimalle İzmir. Zaten az kaldı. 200 km yolumuz kaldı. Buradan İzmir'e doğru akalım bakalım. Bu tokta gece yolculuğu da güzel olacak ha. Güzel bir şehir seçelim. Oraya doğru gidelim gece. Bu yol da güzelmiş bak ha. Burada iki şeritli bir yol var. Fena bir yol değil yani burası. Şöyle hafif normal standart bir hızda bir zorluyorum. Bakayım virajlarda ne yapacak. Çok yüksek hızlara çıkmayacağım. Şurada fırlar bak. Şurada çukur var. Fren yaptım. Yani bununla çok yüksek hıza çıkmamamız gerekiyor. Olay bu. Ama hiç anlamıyorsun çıktığını ki bak dokundum 170-180'e çıkmış. Anlamadım bile. Ama arabaya alıştık ya bayağı bir. Huyunu suyunu öğrendik yani. Gayet iyi akıyoruz. Fena değiliz yani. Bak o tırlar var ya bizi çok zor durumda sokuyor. Bak gene aynısı oldu. Hasar almadık ama %2'de kaldı. Orada aslında vurduk şeye. Şu şarampole vurduk ama hasar almadı. Neyse sıkıntı yok. Hep tırlar bizi sıkıntıya sokuyor ya. Şöyle şurada bir... Aslında var ya buraya testereyle gelecektik. Onunla çok sarardı. O araba arkası... O hiç yoldan fırlamıyordu. Tam böyle viraj arabasıydı. Virajdan viraja atardık onu var ya burada. Şu sağdan akalım bakalım. Kardeşim sen bize bir yol ver. Yapıştır şuradan.
Bak direkt 220. Basar basmaz 220. Basacağım ya, yapacak bir şey yok. Şu arabalar tıkar bizi. Şu sağdan emniyet şeridi var değil mi? Var, tamam. Bak şuradan. Şuradan yol tıkanırsa var ya, ayva yedik he. Ama şurada yol bitiyor. Fren yapayım, şurada yol bitiyor. Şu tır bize yol vermeyecek. Biz şuradan akalım. Ulan 70 kilometre yol kalmış. Gelmişiz he. Gelen giden var mı lan? Yok. Şu atlamaz değil mi? Atlamaz. Şuradan bir girelim bakalım. Yalnız İzmir'i de güzel yapmışlar. Baksana da etraf metraf tatlı duruyor. Şu düzlükte bir yapıştırayım yani tekrardan. 180, 190, 200, vay be, 220. Arabaya alıştık he. Harbiden alıştık arabaya. Huyunu suyunu öğrendik yani. Ha, ikinci kontrol da gidiyor işte. Bu arabanın sıkıntısı o. Ha, bir de girdin ya şöyle bak. Aha direğe çarptık. Şu bak şöyle göstereyim size. Bir de girdin ya. Şu ikinciyi vermeyecek. İkinciyi verdiğimde gidiyor. Bir kere de halledeceksin onu. Ona göre ayarlayacaksın kendini yani. Bu arabayı çözdüm arkadaşlar. İkinciyi vermeyeceksin kontrolde. İkinciyi verdin mi geçmiş olsun. Bir seferde halledeceksin. Ona göre önceden ayarlayacaksın kendini. İşte öndeki arabaya göre, tıra göre falan işte. Yoksa ikinciyi vereyim dersen, yok bu araba kaldı. Ulan oldu. Ha şöyle tek seferde döneceksin. Tek seferde. Ha şurada gör. Bak şöyle gördüğünüz gibi. Bak 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 nasıl atıyor arkaya. Ulan lan 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 lan. Allah be. Yolu kaçırdık. Allah. Ulan gene bölümün sonunda arkadaşlar hasar aldık birer. %4 ama sıkıntı değil. %4'te bitirdik bölümümüzü. Ya bu kadar araç fırlıyorsa yoldan %4 gene iyi yani. İzmir'e geldik bakın gördüğünüz gibi. Şu an İzmir'in içindeyiz. Herhalde buradan otogara gideceğiz. Böyle ayarladım diye düşünüyorum. Hatırladığım kadarıyla. Şu an İzmir'in bak sahilinden gidiyoruz. İzmir sahilden. Güzel yani, fena değil. Şurada cami var. Ananı satayım. Lan dümdüz girdik be oraya. Arkadaşlar bu arabada var ya, çok nazar var ya. Araç arıza verir tabi oğlum. Dümdüz girdik direğe masaj yani. Etrafı gösterelim derken arkadaşlar bak şurada bir gemi memi bir şeyler var. Palmiyeler koymuşlar. Etraf yani bu şekilde. Hiç fena değil, gayet güzel gözüküyor. Ha şu ileride bizim gideceğimiz yer. Ha şurayı park etsem lan. Tam sahil zaten bakalım. Şuradan döneyim şuraya park edeyim ya. Güzel bir yer buldum. Şuradan döneyim arkadaşlar. Şöyle. Şuraya park edeyim arabayı. Ananı satayım. Lan nereye uçtuk? Hay senin ben yapacağın şey ya. Adamlar orayı modellememiş lan. Neyse arkadaşlar. Bölümü demek ki böyle sonlandırdık. Bak aşağı doğru uçarak sonlandırdık bölümü. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone ol, destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.